Evet, e, özet görüntüyü bir kez daha hatırladık. E, Fenerbahçe e, sürpriz bir mağlubiyet mi? Derin zaman Konyaspor'da e, özellikle e, geçen sezon sergilediği performanstan bu yana büyük takımlara her zaman e, Kolay galibiyet vermemiştir. Çok zorlu bir karşılaşmaydı. Maçın ilk dakikalarında Valencia'nın kırmızı kartıyla birlikte Fenerbahçe 10 kişi kalmıştı. Sonrasında ikinci Konya Konyaspor 10 kişi kaldı ve hemen ardından Konyaspor'un da golü geldi. Mehmet Özcan nasıl değerlendirirsiniz? Konyaspor'u tebrik edelim. Yani Ilan Palut Hatay Spor'dan sonra Konyaspor'da müthiş bir hikaye yazdı diyebiliriz ve yabancı teknik adamlara karşı da ciddi bir üstünlük sağladı. Geçen senede. Torrentli Galatasaray'a karşı kazanmıştı. Konyaspor son dönemde zaten Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda olumlu sonuç alıyordu. Dünün tek soru işareti maçın Eskişehir'de oynanması. Konyaspor'un sonuçta stadının bir ambiyansı var ama de nispeten yine yarı dolu tribün diyebiliriz. Fenerbahçe'yi deşifretti diyebiliriz İlampolut kontrollü ve sabırlı oyunla. Çünkü Fenerbahçe'nin en önemli özelliği şu ana kadar bize keyif vermesi. Tempolu futbol ve bol gollü maçlar. Yani evet. tempolu oyunda koşa koş bir oyunda Fenerbahçe işte Ferdi ile Osay Samuel bir kenarda ön taraftaki oyuncuları da Serdar Dursun dışında örneğin Valencia hareketli bir oyuncu. Bir hücum oyuncusuna kıyasla yine Rossi, Emre Mor. Bu tarz maçlarda hem çok gol pozisyonu girip hem de gol atıyordu. Ama dün Konya Spor olabildiğince kontrollü bir oyun tercih etti. Maçtaki ilginç detay şu Ceyda. Konya Spor 11'e 10 iken bir tane pozisyon var. Yani onu 10 ondan sonra tekrar 10 kişi kaldıktan sonra acaba Fenerbahçe maçı alır mı diye düşünürken tam aksine Konya Spor daha da oyun üstünlüğünü ele aldı. Bu bir ayrı parantez açmak gerek. Geçen sezon dikkatimi çekmişti bir Galatasaray maçında. İsminin telaffuzu zordu. ülkesinin sanım Kosova diye kontrol etmiştim hatta. Çok yetenekliydi. Dün de e, golde Muhammet'e yapıyor asisti. Benzerini 0-0'lık bölümde Muric'e aynı ezber orta. Tabii e, yenen golde e, ister istemez e, Perez sanırım orada hava topuna iyi yükselemiyor. Yani, o boyla Muhammed'e e, geçit verdi diyebiliriz. Muhammed de ben hep yıllardır bir ...Adem Büyük Hikayesi yazmasını bekliyorum... ...yani yaşı şu an 31-32 ama... ...muhakkak büyük takımların kulübesinde... ...o yaşadığı belki de diş sakatlığı... ...Trabzonspor gördü ama... ...hakikaten bu ligin önemli oyuncularından biri Muhammed... ...Konya Spor... ...dediğim gibi net bir oyun sergiledi... ...maç boyu da tek pozisyon... ...o da özette var zaten... Rossin atamadı ki... ...gol olsa muhtemelen Vardan dönebilirdi... ...orada o say Samuel'in butlayacağı bir müdahalesi var... ...Fenerbahçe adına set hücumunda problem olduğunu gördük. Burada çok net. Artı bir de dünün ilk 11 üzerinde benim tek eleştirim. Üçlü oynayabilir e, Jesus. Hiç itirazım yok ama Lincoln taç atarken bile çok o bölgenin oyuncusu değil bence. Yani e, çizgide oynamaması gerek. Orada Osay, Samuel, Ferdi varsa hele ki üçlü sistemlerini hani dörtlü oynasanız bir şekilde tamam. idare edersiniz. Sağ ve sol bek önünde Lincolnlerin iki İrfan, Can bu tarz izimleri ama üçlü oyunda Lincoln ki zaten ikinci yarıda Osay, Samuel aldıktan sonra orada 10'a 10 oyun olmasını sağladı o Samuel. E, Jesun çıkardığı 11'de birinci itirazım Lincoln'le. İkinci itirazım da 10 kişi kaldığınızda ön tarafa Serdar Dursun atmayacaksınız. Gerekirse orada Rossi Emre Mor oynayacak. Serdar Dursun çünkü daha siz ceza sahasında oyunu yıktığınızda pivot santrofor özelliği size iş yapar. Bu tarz 10 kişi kaldığınız bir oyunda Serdar Dursun çare olamazdı. Günün bir tane tehlikeli bölgede İrfan kazandırdığı kazandırdı. Frikik dışında bir aksiyonunu göremedim. Kartal Yiğit özellikle Fenerbahçe'nin e, lige başladığından bu yana bol gollü karşılaşmalar yaşaması, e, bol gollü sonuçlar alması, e, özlenen Fenerbahçe yorumlarını da e, beraberinde getirmişti. Çok özledik e, diyordu taraftar ama e, çok da mutluydu. E, dün Konyaspor Spor e, buna göre bir oyun anlayışıyla e, aslında bu maçın zorlu olacağını da e tahmin ediyorduk. Çünkü Konyaspor aynı zamanda sabırlı ve e, savunmayı da iyi yapan bir takım. Evet. Nasıl değerlendirirsiniz ondan sonucu? Sizin için sürpriz oldu mu? Vallahi sürpriz oldu. Ya ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyordum. Yani maçtan önce de daha önceki yayında Fenerbahçe'nin bu maçta favori olduğunu düşünüyordum. Çünkü eee Konya Spor da lige iyi başlayamayan ekiplerden biriydi. Fenerbahçe'ye baktığımız zaman coşkulu oynamaya çalışan, özellikle ön bölgede renk renkli bir takım görüntüsündeydi ama bu sezonki e, en kötü Fenerbahçe görüntüsü verdi. Bir de yalnız şurada tabii e, böylesine maçlarda tabii ki 10 kişi kalmak hakikaten etkiler. Yani hele hele bir de Valencia gibi sezonu çok iyi başlayan, hı hı. E, bütün hücumun yükünü çeken e, takımın gol ayağı denilebilecek şu an tek oyuncu, en önemli oyuncu diyelim daha doğrusu. Onun atılmasıyla planlar şaştı. Yani erken atılması tabii ki e, Jesús'un da bütün e, planlarını değiştirdi yani takımı da dengesi bozuldu ama yani e, burada biraz da e, Jorge Jesus'u da eleştirmek lazım yani pek anlamak mümkün değil yani nasıl bir kadro çıkardı ne yapmak istiyor değişikliklerde bence e, hatalıydı kadro planlamasında da hatalıydı yani 11'e 11, e 11 e oynansaydı bile e, maçı çok Fenerbahçe'nin böyle götüreceğini kazanacağını biz göremedik. Yani o havayı veremedi Fenerbahçe. Ya yani daha önce özellikle içeride oynadığı maçlarda eksik bile kalsa son 3 haftada Fenerbahçe'nin kazanma adına, galip gelme adına bir umudu oluyordu ama dünkü maçta hiç öyle bir umut görmedim ben. Yani pozisyonu yoktu. Pozisyona giremeyen bir Fenerbahçe gördük. burada tabii bakıldığı zaman hocanın da tercihlerini eleştirebiliriz. Yani İlk bölümde e, oyunda top tutacak, öyle e, takımı hücuma çıkaracak, öne götürecek, tehlikeli bölgeye sokacak oyuncu anlamında sıkıntılar yaşandı. Yani özellikle ben e, Crespo'nun e, Fenerbahçe'nin ilk 11'inin değişmez oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Yani Crespo'suz bir Fenerbahçe'nin eee ligde sıkıntılar yaşayacağını söyleyebiliriz. Çünkü hakikaten Crespo çift yönlü bir oyuncu. Yani hem ofans anlamında hem defans anlamında, defansif anlamda iyi işte iyi işler yapan bir ayak. O yüzden Crespo'lu muhakkak olması lazım. Tamam, doğrudur. bence de iyi bir düşüncesi var hocanın. Ne yapıyor? İki tane 11 hazır tutmaya çalışıyor. Hatta 3-11. Çünkü o kadar geniş, kaliteli bir kadro var ki Fenerbahçe'de. 3 tane hani 11 çıkabilecek şekilde yani ligde e, üst sıralara oynayacak, şampiyonla oynayacak 3-11'i var bence. Hele hele ilk 2-11'i e, çok e, önemli isimlerden kurulu. Yani oynayamayan oyunculara bakıyorsunuz. Bir tarafta işte İrfan evet. Canlar, Crespo'lar, işte Mert Hakanlar, daha kenarda olanlar. E, mesela İrfan Can, evet e, yerinde e, yabancı anlamında yeni gelen oyuncular oynuyor, Henrique oynuyor. E, geniş, bir rotasyon, geniş bir rotasyon imkanı, imkanı var, var ama e, mesela bir İrfan Can'ın da bir Osayi'nin de ben oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yani Özellikle Osayi sezona iyi başlayan bir isim. Çok da katkısı var. Bir kere çok çabuk. E, aynı hatayı daha önce de yaptı Jorge Jesus. Yani artık tamam e, rotasyon yap, yapıyor bencere doğru çünkü geniş kadroda bütün takımı hazır tutmak isteyeceksiniz hazır tutarken sorunlar olacak ama işte böyle kazalar olacak yani camia olarak Fenerbahçe camiası sabreder bu tür sonuçlara kabullenirse yani inişli çıkışlı grafikler olur ama sezon sonunda Fenerbahçe istediğini elde edecekse o zaman tabii ki sorun yok.